Bugün görüşmekte olduğumuz anayasa değişikliği hususunda hukuka aykırılığını veya ne kadar uygun olduğu konusunu tartışmayacağım. Çünkü çok değerli arkadaşlarımız bu konuyu tartıştı. Ben doğrudan doğruya AK Parti'nin kendi yürürlükte olan programının siyasi ilkeler kısmındaki o ilkeleri sıralamakla ve onları sorgulamakla başlayacağım. Bu ilkeler biliyorsunuz 2001 yılında partinin kurulduğu zaman yürürlüğe girmiş ve halen de sizin sitenizde bir değişikliğe uğramadan program devam etmekte. Hakikaten bu programın siyasi ilkeler kısmını eğer inceleme lütfunda bulunursanız, hepimizin ama her aklı selim sahibi insanın katılacağı çok güzel temel ilkeler olduğunu görme imkanına sahip olursunuz. Mesela bunlardan birisi siyaset alanını daraltan her türlü girişime karşı gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağı sözünü veriyorsunuz. Bugün acaba bu getirmiş olduğunuz yasa tasarısı hakikaten siyaset alanının genişletilmesine mi matuf yoksa daraltılmasına mı matuf? Bunu ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Yine aynı şekilde şunu söylemişsiniz. Siyasi partiler yasası değiştirilecek ve bütün partili üyelerin katılımıyla seçime katılacaklar bu şekilde belirlenecektir. Kaç sene önce bu sözü vermişsiniz? 15 yıl önce. Peki ben size soruyorum. Sizler bütün partililerin katıldığı özgür bir seçimle mi geldiniz? Ön seçimle mi geldiniz? Yoksa atamayla mı geldiniz? Bunu da soruyoruz. Bağırmana lüzum yok. Ben biliyorum. Sen şu anda daha evvel Sayın Davutoğlu'nun yanında olup şu anda saraya yaltaklanmak için bir şeyler söyleyenlerin faydası yok. Ben sana söyleyeyim. Bu partiyi çok iyi tanırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da çok iyi tanırım. Bu kadar yaltaklanmana lüzum yok. Gelelim dokunulmazlık meselelerine. Yine aynı ilkelerinizde şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki milletvekilinin kürsü dokunulmazlığının dışındaki tüm dokunulmazlıklar kaldırılacaktır. Milletvekilliğinin dokunulmazlığı ise kürsü masuniyetiyle sınırlandırılacaktır. Aradan kaç yıl geçti? 15 yıl. Yaptınız mı? Hayır. Ben vardım, ben vardım. Baktım ki kötüye gidiyorsunuz. Eyvallah dedim, ayrıldım. Allah yolunuzu açık eylesin. Bizim dönemimizde başbakanlar azledilmiyordu. Hiç bağırmayın. Sizden çok daha iyi tanırım bu partiyi. Bu partinin kuruluşunda da vardım. Bütün sıkıntılı döneminde de vardım. Sizin gibi böyle iktidarın en üst noktalarında olduğu dönemde değil. Parti aleyhine kapatılma davasında orada oturan Sayın Bakan'la beraber o savunma dosyalarını biz götürmüştük. O alan daraltılmıştı. Şimdi siz de birilerinin alanını daraltılmaya çalışıyorsunuz. Ama unutmayın ki bir gün bu devran döner, bu iktidar biter. Bu iktidar bittiği zaman da orada yine söz vermiş olduğunuz mal beyanlarının şeffaflığı konusu gündeme gelir. O gün çoğunuzun hesabı inanın ki dürülür. Saygılar sunuyorum.